Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. Sâbiqû ilâ mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduha ka'ardis semâi vel ard. U'iddet lillezîne âmenû billâhi ve rusulih. Zâlike fadlullâhi yu'tîhi men yeşâ. Vallâhu zul fadlil azîm. Rabbinizden bir mağfirete Allah'a ve peygamberlerine inananlar için hazırlanmış olup genişliği gükle yerin genişliği kadar olan cennete koşuşun. İşte bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. İslam'ın yüce öğretileri, insanları yüksek ruhluluğa, gayrete, çalışmaya ve yeniden inşa etmeye teşvik edip tembellik, uyuşukluk ve ruhsuzluğu yasaklar. Önceki risaletler de bunlara çağırmıştır. Allah Teala şöyle buyurur. Yoksa Musa'nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in sahifelerinde yazılı olanlar kendisine haber verilmedi mi? Gerçekten hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenemez. Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur ve çalışması da ileride görülecektir. Sonra ona karşılığı tas tamam verilecektir. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte şöyle buyurdu. Allah cömerttir, cömertliği sever, güzel ahlakı da sever, önemsiz işlerden nefret eder. Hazreti Ömer bin Hattab dedi ki, yüksek ruhlu olmaktan vazgeçmeyin. Şöyle de denilmiştir. Aklın tam olmasının alameti yüksek ruhluluktur. Şair El-Mutenebbi de şöyle diyor. Tam akıl sahibi olamayanların kusuru dışında insanlarda bir kusur görmedim. Yüksek ruhluluk belirli bir alanla sınırlı değildir. İnsanın hayatında yaptığı her şeyde ibadet dahil olmak üzere gerçekleşmelidir. Dinimiz ibadet alanında koşuşmaya ve yarışmaya teşvik etti. Allah Teala şöyle buyurur. Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. Cenab-ı Hak ibadette gayret edip ciddi çalışan kuluna büyük ecir temin etti. Allah Teala şöyle buyurur. Kim mümin olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir. Peygamber Efendimiz İbadet en başta olmak üzere hayatının tüm işlerinde yüksek ruhluydu. Halbuki Allah Teala ona hitap ederek şöyle buyurdu. Ey örtünüp bürünen, gecenin yarısında istersen biraz sonra, istersen biraz önce bir müddet için kalk ve ağır ağır Kur'an oku. Doğrusu biz sana taşıması ağır bir söz vahyedeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin kalkıp ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bunun sebebini sorduklarında Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı buyurdu. Hazreti Peygamber sahabelerini ve ümmetini yüksek ruhlu olmaya çok motive ederdi. Resulullah şöyle buyurdu. Allah'tan cennet istediğinizde Firdevs'i isteyiniz. Çünkü Firdevs cennetin daha yükseği ve ortasıdır. Onun üstünde Rahman'ın arşı vardır ki oradan cennet nehirleri fışkırır. Rabia bin Ka'b anlatıyor ki geceleyin Resulullah ile beraber bulunuyor ve ona hizmet ediyordum. Abdest suyunu getirdiğimde Resulullah bir ihtiyacım var mı diye bana sorardı. Bir gün evet ey Resulullah bir ihtiyacım var dedim. Resulullah ihtiyacın nedir buyurduğunda ihtiyacım cennette senin yanında olmak istiyorum cevabını verdim. Bunun üzerine Resulullah başka bir ihtiyacın yok mu diye sorunca ben de o kadar dedim. Resulullah çok secde yaparak bana yardımcı ol buyurdu. İbadetteki yüksek ruhluluk ibadeti iyi bir şekilde yerine getirmeyi ve onun
etkisini davranışta ve ahlakta yansıtmayı gerektirir. Dolayısıyla yüksek ruhlu insan yalan söylemez, ihanet etmez, hile yapmaz ve insanların mallarını haksızca yemez olmalıdır. Böylece ibadetin maksadı gerçekleşir ve bu doğru dinin temeli olan doğruluk elde edilir. Yüksek ruhlu olmamız gereken en önemli alanlardan ilimdir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: Allah'tan yararlı ilim dileyiniz ve yarar sağlamayan ilimden Allah'a sığınınız. Bu yüzden yararlı ilim, milletlerin güçlendirildiği ve sayesinde geliştiği gerçek silahtır. Sahabeler ve tabiler ilim arayışında en yüksek ruhlu insanlardı. İşte Ebu Hureyre, peygamberin hadislerini kaydetmek için çok gayret ederdi. Ağaç dikmek veya ticaret yapmak Resulullah'ın bana öğrettiği bir tek bir sözden beni alıkoymaz diyordu. İbn Ömer dedi ki, ey Ebu Hureyre, bizden fazla Resulullah'ın yanında bulunuyor ve onun hadislerini bizden daha biliyorsun. İsmail bin Yahya dedi ki, İmam Şafii'nin şöyle dediğini duydum. Kur'an-ı Kerim'i 7 yaşındayken ezberledim. Muvatta kitabını da 10 yaşındayken ezberledim. İmam Ahmet bin Hanbel 1 milyon hadisi ezberlemiştir. İmam Nevevi'nin günde 12 ders aldığı söylenir. Eski bilim adamlarımız ilmin tüm alanlarında çaba gösterip Allah'ın rızasını kazanmak ve tüm insanda yarar sağlamak için ilim mesajını insanlara ulaştırmışlar. Böylece isimlerini tarihe altın harflerle yazmışlar. Allah Teala şöyle buyurur: Tübük uçup gider, insanlara fayda veren ise yerde kalır. Allah bunun gibi daha nice misaller verir. Yüksek ruhlu olmamız gereken başka önemli alanlardan çalışmadır. Dinimiz çalışma değerini yükseltti ve Kur'an ibadet ve çalışma arasında kuvvetli bir bağ olduğunu göstermektedir. Allah Teala şöyle buyurur: Namaz bitince yeryüzüne yayılın. Allah'ın lütfundan rızık isteyin. Allah'ı çok anın ki saadete erişesiniz. Yüce Allah işini en iyi şekilde yapan kullarına dünyada güzel bir hayat vaat etmiştir. Allah Teala şöyle buyurur: Kadın, erkek inanmış olarak kim iyi iş işlerse ona hoş bir hayat yaşatacağız. Ecirlerini yaptıklarından daha güzeli de güzeliyle ödeyeceğiz. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur: İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince onlar için makam olarak Firdevs cennetleri vardır. Tüm peygamberlerin çalışması da çalışma değerine kanıt olarak yeterlidir. Hazreti Adem, Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut çiftçi olarak çalışırlardı. Hazreti Nuh bir marangoz, Hazreti İdris bir terzi, Hazreti Salih bir tüccar ve Hazreti Davud bir demirciydi. Allah Teala şöyle buyurur: Ey dağlar ve kuşlar, Davud tesbih ettikçe siz de onu tekrarlayın diyerek andolsun ki ona katımızdan lütufta bulunduk. Geniş zırhlar yap, dokumasını sağlam tut diye ona demiri yumuşak kıldık. Yararlı iş işleyin, doğrusu ben yaptıklarınızı görenim. İnsan becerdiği ve iyi çalıştığı işe göre değerlendirilir. Zira çalışmak insanlardan dilemekten daha hayırlıdır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması herhangi bir kişiden dilenmesinden daha hayırlıdır. O da ya verir yahut vermez. Maksadımız her iş değil ama işin hakkını vermektir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: Allah sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur. Resulullah her birinin kendisine de başkasına da yarar sağlayacak iyi bir iş sahibi olmasını teşvik ederdi. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz her Müslümanın
sadaka vermesi gerekir buyurdu. Kendisine ya bulamayan olursa diye sordular. Eliyle çalışır, hem şahsı için harcar hem de sadaka verir cevabını verdi. Ya çalışacak gücü yoksa dediler. Bu durumda darda kalana ihtiyaç sahibine yardım eder buyurdu. Buna da gücü yetmezse dediler. İyilik yapmayı tavsiye eder buyurdu. Bunu da yapamazsa diye tekrar sorulunca kötülük yapmaktan uzak durur. Bu da onun için sadakadır buyurdu. Yine yüksek ruhlu olmamız gereken konulardan topluma hizmet etmek, darda kalana ve ihtiyaç sahibine yardım etmek, insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve işlerini kolaylaştırmaktır. Rivayet edildiğine göre bir adam Resulullah'a geldi ve ya Resulallah, insanlardan Allah'a en sevimli olan kimdir ve Allah'a en sevimli olan amel nedir diye sordu. Resulullah şöyle buyurdu. Allah'a en sevimli olan, insanlara en faydalı olandır. Allah'a en sevimli olan amel, bir sıkıntısını gidermek, borcunu ödemek veya karnını doyurmak suretiyle Müslümanı sevindirmendir. Bir ihtiyacı için din kardeşimle beraber yürümem, bana şu Medine mezidinde bir ay itikafa girmemden daha sevimlidir. Kim öfkesini yutarsa Allah onun kusurlarını örter. Kim intikam almaya gücü yettiği halde öfkesini yenerek intikam almaktan vazgeçerse Allah kıyamet gününde onun kalbini huzurla doldurur. Kim ihtiyacı görülünceye kadar kardeşiyle beraber yürürse ayakların kaydığı günde Allah onun ayaklarını sırat üzerindeyken sabit kılar. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanma dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, hepimiz yarışmamız ve yüksek ruhlu olmamız gereken önemli alanlardan da vatana hizmet etmektir. Zira vatana hizmet etmek imandandır. Yüce Allah iyilik alanında ve vatana fayda sağlayan her şeyde yarışmamızı emretti. Allah Teala şöyle buyurur. Öyleyse iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir. Cenab-ı Hak insanlara iyilik yapmak için yarışan kullarını överek şöyle buyurdu. Doğrusu onlar iyi işlerde yarışıyorlar. Korkarak ve umarak bize yalvarıyorlardı. Bize karşı gönülden saygı duyuyorlardı. Şüphesiz camilerin bakımını yapma, okul inşa etme, hastane donatma ve hasta tedavi etme gibi iyi işlerde yarışmak, vatanları inşa etmek ve toplumsal sorumluluk almak yüksek ruhluluk alanlarındandır. Zira bunların hepsi sadaka-i cariye hükmündedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. 7 husus vardır ki bunların mükafatı kul için ölümünden sonra ve o kabrinde olduğu halde yazılmaya devam eder. İlim öğreten, ırmak akıtan, kuyu kazan, bir miktar hurma ağacı diken, mescit inşa eden, mushaf miras bırakan yahut ölümünden sonra kendisinin bağışlanmasını dileyecek evlat bırakan. Hepimizi kapsayan vatan hizmeti için aramızda bir rakabetin olması ne güzeldir. Çünkü yaptığımız tüm iyilikler hepimize yararlı olur. Bunu ancak dayanışma, birlik, farkındalık, merhamet ve herkese yardım eli uzatmak yoluyla gerçekleştirebiliriz. Vatan hepimizindir. Sayemizde de gelişir. Diğerlerden irade ve güç ve gayret olarak daha az değiliz. Biz medeniyetin, asaletin ve tarihin sahibiyiz. Bilelim ki öncelik ve üstünlük zorluklarla yüzleşmeyi ve özveriyi gerektirir. Oysa ki menfaatleri
ve hayırlara ancak gayret ve çaba göstermekle ulaşılır. Şair Ebu Temmam şöyle demiştir. Büyük rahatı aradım, onu ancak yorucu bir yoldan sonra gördüm. Ey Allah'ım! Bu dünyada ve ahirette bize yararlı her şeyde üstünlük elde etmek için bize yüksek ruhlu olmayı nasip et. Ey Rabbimiz! Dinimizi, ülkemizi ve tüm alemi sen kuru.